Merhaba arkadaşlar, bu dersteki konumuz mini grafik oluşturma ve hemen başlıyoruz. Excel'de tek bir hücrede gösterilen özel tip minyatür grafiklere mini grafik denilmektedir. Normal grafikler birden çok veri serisini görselleştirirken mini grafikler sadece bir veri serisini görselleştirmektedir. Peki mini grafiği nasıl oluşturabiliriz ona bakalım. Ekle sekmesi, mini grafikler komut grubundan istediğiniz grafik türünü seçin. Bakın ekle sekmesi burası. Burada da mini grafikler komut grubu var. Buradan hangi türü seçmek istiyorsak onu tıklıyoruz. Biz çizgiyi seçelim. Seçtik grafik türümüzü. Ondan sonra ne yazıyor? Açılan pencereden satır ve sütun başlıkları dışarıda kalacak şekilde veri tablosunu belirleyin. Ve grafiği yerleştirmek istediğiniz hücreyi belirleyerek tamamı tıklayın. Bakın veri aralığı burası. Ne diyordu? Satır ve sütun başlıkları dışarıda kalacak şekilde veri tablosunu seçin. Seçtik. Sonra konum aralığı diyor seçin. Şurayı bir değiştirelim. Şöyle bir silelim. Sildik. Ve biz buraya grafikleri çizdirmek istiyoruz. Burayı seçiyoruz. Ve tamama tıklıyoruz. Bakın grafiklerimizi oluşturdu. Mini grafiklerimizin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Ekranda gördüğünüz değerleri rastgele arada fonksiyonu ile yazdırdım. Dolayısıyla sayfada herhangi bir değişiklik yapmam durumunda değerler yenilenecektir. Peki şuraya bir yazıp değerleri ve grafiği kontrol edelim. Uyumlu bir şekilde değişiyor mu? Bakalım. Bir yazdık, Enter'e bastık. Bakın bunlar da değişti, grafik de değişti. İki yazalım, bakın yine değişiyor. Demek ki düzgün bir şekilde çalışıyor. Peki ben bu grafikleri silmek istiyorum. Hemen üzerine geldim. Delete tuşuna bastım. Ama silinmedi. Peki nasıl sileceğiz? Hemen bakalım. Grafik silme. Mini grafikler delete tuşu ile silinmezler. Zaten az önce denedik. Gerçekten silinmedi. Silmek için grafiğin bulunduğu hücreyi seçtikten sonra mini grafik sekmesi görünür hale gelecektir. Neden? Çünkü araç sekmesidir. Bakın şu anda mini grafik sekmesi görünmüyor. Peki. Sonradan sil açılır menüsünden istenen komut çalıştırılarak silinebilir. Peki yapalım. Şuraya geldik ve bunu seçtik. Bakın mini grafik sekmesi görünür hale geldi. Peki bunu seçiyoruz. Bakın altında sil var. Ve buna tıklıyoruz. Bakın iki tane seçenek sundu bize. Ne diyor? Seçili mini grafikleri sil. Yani sadece aktif hücreleri sil. Eğer ben bunu seçersem hangi hücreleri seçtim? Tek bir hücre seçtim. Sadece onu silecektir. Seçili mini grafik gruplarını sil. Eğer ben bunu seçersem komplesini silecektir. Peki ilk önce şunu seçeyim. Seçtim. Bakın sadece o silindi. Peki bu sefer bunu seçtim. Yine mini grafiğe geldim. Sile geldim ve bu sefer seçili mini grafik gruplarını sili seçeyim. Bakın seçtim. Hepsini silmiş o. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Başka bir derste görüşmek dileğiyle hayırlı günler dilerim. We'll be right back.